Kızım. Lale, hı? Niye suratını astığını söylemeyecek misin bana hala? Söylemeyeceğim. Bak üstüme gelme anne. Ay anne nasıl bir yer burası ya? Bayıldım. Çok güzel değil mi? Bak şurada şadırvan var. Kahve falan içiliyor. Bu aslında daha da fışkırıyor. Kusur. Böyle yukarılara kadar. Önde havuzu var. Kim bilir içi nasıldır şimdi buranın? Mavi taş. Yani normal. Orada çok ezilen bir şey yok. Bir dakika, bir dakika. Siz buraya geldiğimizde Ava planı yaptınız değil mi? Bir de ağızlarının payını vermeye gidiyorum dedin anne. Yavrum ağzının payını vermeye gittik. Neye niyet, neye kısmet? Sen konuyu değiştirme. Sen konuyu değiştirme. Niye suratını asık söyleyeceksin bana? Söylemeyeceğim. Ne kadar anne kız da olsak demek ki aramızda böyle gizli saklı bir şeyler olabiliyormuş demek ki. Hayır, beyaz yalan farklı. İnsanlar bazı zor durumda kaldıklarında beyaz yalan söyleyebilir. Muhakkak anneciğim. Götür bari bizi nereden gidiliyor da. Gel, gel. Kız, aynı pabucumu giydin sen. Ay, evde sanki 1500 tane var anne. Hadi oradan. Allah'tan ayakkabı çıkartılmıyor burada. Oo, ağır misafirlerimiz teşrif etti. Bu çılgın güne hazır mıyız Şerifeciğim? Hazırız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Ayakkabı çıkarmıyoruz. Tabii buyurun. Şeyde, bir de onlar o tarafta. O taraftalar doğru. Hadi. Ayol evin şeyi olduk artık biz. Hoş geldiniz. Ayol hoş bulduk. Kendi ellerimle yetiştirdim. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Çok incesiniz. Bunu bir bahçenin güzel bir yerine ekeriz olur mu? Siz hiç zahmet etmeyin. Bahçıvan halleder. Yok yok olmaz olmaz. Ben hallederim onu. Peki. Sulamayı unutmayın olur mu ben dikene kadar? İsmet Hanım nerede? Ha, Eltime kadar gitmişti ama çıkmıştır herhalde. Aa, hatta geliyor bakın. Hoş geldiniz anneciğim. Ayol iyi insan lafının üstüne demişler. Kusura bakmayın Songül Hanım. Sizi karşılayamadım. Ay, diğer gelinimdeydim de. Estağfurullah. Nasılsınız? İyi sağ olun teşekkürler. Bir sorun yok değil mi? Yok yok babaanne her şey yolunda. Maşallah. O halde masaya geçelim isterseniz buyurun. Siz şöyle geçebilirsiniz Songül Hanımcığım. Çok Kale teşekkürler. Şerefe. Ay 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 ne güzel bir sofra böyle. Ah, çok teşekkür ediyoruz. Tam zamanında geldin mi abi? Geldim, geldim. Aldın mı? Oh. Almaz mıyım? Her şeyi aldım. Bak puzzle'lar var, modeller var, resim malzemeleri var, her şey var. Oh, çok güzel. Bakalım bundan sonra hiçbir şey yapmıyorsunuz diyebilecekler mi? Diyemezler. Hiçbir şey diyemezler. Diyemezler. Hangisinden başlasak? Ben resim yapacağım. Ben ne yapsam? Ne yapsam? Allah'ım karar veremiyorum. Abi, bak bak. Afiyet olsun. Sağ ol kızım. Afiyet olsun. Laleciğim, düğünü nerede nasıl yapacağınıza karar verdiniz mi? Yok, daha karar veremedik. Ama karar verin artık kızım. Tam düğün mevsimi. Sonra istediğiniz gibi bir yer bulamazsınız, zorlanırsınız. Ya aslında öyle çok büyük bir organizasyon düşünmüyorum ben ama. Sen deyince aklıma geldi Laleciğim. Tabii senin için de uygunsa. Ben diyorum ki acaba düğününüzü burada havuz başında mı yapsak? Yıldız, Yıldız. Lale nerede nasıl isterse orada yaparız. Emrivaki yapmayalım. Evde. Aslında emrivaki olmaz. Hatta çok güzel olur. Bahçeniz de çok güzel sizin. Bence uygun ya. Hı? Çok teşekkür ediyorum Laleciğim. O halde organizasyon firmasıyla anlaşırız. Dilediğin gibi organizasyonu yapar. Siz ne dersiniz Songül Hanım? Yani sizin için de uygunsa tabii. Yani madem burası karar verildi,
şöyle yapılır. Havuz kenarına konuşlanırız. Ya yani oraya ben bir tak yaparım. Böyle güzel çiçeklerden, en pahalılarından falan. Oraya öbek öbek çiçekler yerleştiririm. Ondan sonra masaları, şeyleri de gayet güzel süsleriz, sandalyeleri. Tabii orkestra da lazım, müzik, o altta yaylılar falan. Bir de kokteyl. Kokteyl şart yani, öncesinde yemeğin. Tabii tabii. Siz nasıl isterseniz, siz bilirsiniz. Tabii ki, elbette ben çok iyi bilirim. Ya ben halledebilirim çünkü mesleğimiz bu. Ah, gerçekten şık olur. O halde catering firmasıyla da görüşelim, menüyü seçelim. Ona göre hazırlıklara başlayalım. Lale'cim, bu hafta bir gelinlik seçelim. Bütün işleri bitirelim. Lale ile Onur da gitsinler, nikah için müracaat etsinler. Prosedürleri tamamlasınlar bu hafta. Peki anneciğim. Lale'cim, benim seninle konuşmak istediğim bir konu daha var. Tabii. Evlendiğinizde bizimle oturursanız inan çok mutlu oluruz. Yani hamileliğinde seninle daha yakından ilgilenmek isterim. En azından çocuk doğana kadar. Ne dersin? Hem evimiz büyük, rahat edersin. Anneler de diledikleri zaman gelirler, kalırlar. Ne dersin? Sen bunu bir düşün bence. Şimdi sanki baklo, o da nohut sofraya. Kızım sen nasıl istersen, tabii Onur'la bir konuşursun, sonuçta sizin kararınız. Hayır ya, o gıcıkla baş başa bir evde yaşamaktansa burada yaşarım, daha iyi. O zaman düşüneyim, bir de Onur'la konuşayım ben. Tabii ben hamilelik söz konusu olduğu için bu fikri sundum Lale'cim. Şimdi sıfırdan ev tutmak, evi döşemek zor olabilir, zaman alabilir. Seni yorabilir kızım. Tamam. Hala neler geliyor ya. Önce Lale'ye ver. Tabii İsmet Hanım. Ya aslında böyle tatlı değil de erik var mı? Ay benim son zamanlarda nasıl canım erik çekiyor, inanamazsınız. Siz hiç merak etmeyin, ben getiriyorum şimdi eriği. Çok teşekkürler. Öyleyse kız olacak. Ha? Ne derler? Ye ekşiyi, doğur Ayşe'yi. Ay öyle mi düşünüyorsunuz anneciğim? Ay öyle demiyor, öyle olmuyor. Bakın ben 3 tane doğurdum. Hepsinde de ay üstünüze afiyet. Ben de bir kabak merakı. Ay nasıl yiyorum, nasıl yiyorum? Kabak yetiştiremiyorlar bana evde. 3'ü de kız. O yüzden bence erkek olacak. Ben de kız gibi hissediyorum. Ama sağlıklı olsun da. Sağlıklı olsun. Eli yüzü düzgün olsun. Vallahi bence de erkek. Bilmiyorum, hep böyle doğuyor içime. Ben de kız gibi hissediyorum. Sonuçta sizin 3 tane kızınız var yani, değil mi? Lale'nin de kızı olur herhalde. Hadi Dünür, var mısın iddiaya? Varım ayol. Hadi bakalım. Oh. Erkek diyorum. Kız diyorum. Hadi. Lale'cim, çocuğun cinsiyeti ne zaman belli olacak? Bu hafta bir kontrolümüz var gerçi ama ya ben pek öğrenmek istemiyorum. Ay abla sen dayanamazsın bence. Onur eniştem öğrensin, bize söylesin. Sen öğrenme, çatlarız biz meraktan, değil mi anne? İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse Ali, karanlıklardan çıkmalıyım.